Bir lokanta düşünün. Esnaf lokantası gibi. Çeşit çeşit yemeği, tadı, kokusu, lezzeti. Taze ve katkı görmemiş ürünleri, az bilinen tarifleri. Onlarca şubesi, milyonlarca mutlu müşterisi. Mamafih bazen sonsuza dek sürmüyor. Masal gibi başlayan şirket hikayeleri. İşini iyi yapanların genellikle kaybettiği güzide ülkemiz Türkiye'nin AVM restoran zinciri markalarından birisi. Şimdi başlasın Edirne Kırkpınar Lokantası'nın hazin hikayesi. Sizlere daha önce köyde yaşayan bir milyarderin ve onun sıra dışı şirketi Zoho'nun hikayesini anlatmıştım. Bugünkü hikayemize geçmeden önce de işte o Zoho'nun CRM ürününden bahsedeceğim. CRM demek en yalın haliyle müşteri ilişkileri yönetimi demek. Bir şirketin satış, pazarlama, müşteri iletişimi gibi süreçlerini yürüttüğü platform da CRM platformu oluyor. Zoho CRM de hem Türkiye'den hem de dünyadan her ölçekteki, her sektördeki şirketin müşterileriyle sağlam ilişkiler kurmak için kullanabileceği bir CRM sistemi. Kullanıcı dostu, hızlı ve kullanımı kolay bir CRM vaadiyle karşımıza çıkıyor Zoho. Bir diğer önemli avantajı özelleştirilebilir olması. Yani farklı sektörlere, farklı iş süreçlerine uyarlanabiliyor. Web tabanlı çalışması da her yerden ulaşılabilir olmasını sağlıyor. Böylece uzaktan çalışan işletmeler için de uygun hale geliyor. Ayrıca pek çok popüler platformla ve uygulamayla entegrasyonu var. Ki sizlere saydığım bu özelliklerin tamamı alanında en iyi performans sunan ürünler arasında gösterilmesini sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra Zoho CRM'in hem Türkçe dil desteği var hem de Türkiye'de resmi partneri Cloudflex ile Türkçe hizmet ve Türkçe destek seçeneği sunuyor. Zoho CRM'in Türkiye'de kullanımına dair örneklere açıklamadan ulaşabilirsiniz. Son olarak şu bilgiyi de ekleyeyim. 2023'te Zoho CRM ve Zoho'nun diğer bazı uygulamaları için Türkiye'ye özel olarak bir fiyat belirlenmiş durumda. Açıklamadaki linki kullanarak yaklaşık 30 saniye içerisinde ücretsiz bir hesap açıp Zoho CRM'i denemeye başlayabilirsiniz. Edirne Kırkpınar Lokantası biraz sonra anlatacaklarımdan göreceğiniz üzere pek çok yönüyle sıra dışı bir işletme. Ve bu işletmenin hikayesinin başlangıcında iki isim çıkıyor karşımıza. İlk ismimiz Mustafa Taşan. Kendisi bir inşaat mühendisi. Mezun olduktan sonra bir süre bir inşaat şirketinde çalışıyor. Sonra Amerika'ya gidiyor. Burada işletme eğitimi alıyor ve o dönem restoran işleri Amerika'dayken ilgisini çekiyor. Türkiye'ye geldiğinde de 16 kişilik bir ekiple Grup Bu adlı şirketi kuruyor. Bu 16 kişinin her biri bu iş için önemli isimler olsa da biz öncelikle az önce bahsettiğim ikinci ismimize bakalım. Yani Kemal Duygu'ya. Kendisi Uno markasıyla tanınan bir isim ve onun da aklında o dönemlerde restoran işletmeciliği alanına girme fikri var. Mustafa Bey'le de yolları kesişince ikili aktif olarak bu yolda ilerleme kararını veriyor. Az önce 16 kişilik bir ekipten bahsetmiştim. Bu ekip aslında kurucu ekip ve içlerinde pek çok meslekten insan var. Ekipte avukat da var, akademisyen de var, hatta piyanist de var. Bu disiplinler dışında farklı alanlardan gelenler de var. E haliyle akıllara şu geliyor, 16 kişilik bir kurucu ekip zor değil mi? Böyle bir ekipte her kafadan bir ses çıkar. Kolay kolay da iş idare edilemez. Bu söylediğim ilk akla gelen durum tabii. Ama şunun altını çizmekte fayda var, 16 kişilik ekipteki üyelerin çoğu finansman sağlıyor. Yani yatırımcı. İşin sürecine aktif olarak dahil olmuyorlar. Az önce sizlere bahsettiğim Kemal Duygu ve Mustafa Taşan dışında üçüncü ismimiz Avukat Mehmet Eratlı. İşte bu üç isim şirketin yönetim kurulunda. Genel müdürlüğü de ilk bahsettiğimiz isim olan Mustafa Taşan yürütüyor o yıllarda. Az önce demiştim ki 16 kişilik ekibin çoğu zaten maddi kaynak sağlıyor. Sürece aktif olarak dahil olmuyor. Fakat olsalar dahi bu her zaman sorun teşkil edecek bir durum diyemeyiz. Çünkü herhangi bir işletmede beyin takımının, karar alan takımın kalabalık bir takım olması, dengeler tutturulabilirse gayet etkili sonuçlar ortaya koyabilir. Çünkü böyle bir ekipte bir kişinin düşünmediğini başka bir kişi düşünebilir. Bir kişinin fark etmediği bir noktayı başka bir kişi fark edebilir. Yani zaman zaman tırnak içinde her kafadan bir ses çıkması iyi sonuçlar doğurabilir. Edirne Kırkpınar Lokantası özeline dönecek olursak bahsettiğim ana kadro ve finansman sağlayan kadro 2008 yılında ilk şubesini Viaport Outlet Center'da açıyor. 2009 Kasım'ındaysa 11 şubeye ulaşıyorlar ve ilk 10 yıl neticesinde 50 şube hedefleri var. Zaten 11 şubeye kadar
kadar geldikleri noktadaki hızla devam etseler bu sayı ziyadesiyle aşabilirler. Toplamda en az 100 şube hedefliyorlar ve her şubeyi biz açacağız şeklinde bir yaklaşımları yok. Franchise'da verebiliriz diyorlar. Peki bu lokanta tüketicilere, yemek yemek isteyenlere ne vaat ediyor? Öylesine vaatleri var ki buranın, incelediğimizde şunu görüyoruz. Bir tüketiciye hem lezzet açısından hem de sağlık açısından neredeyse her şeyi sunuyor. Mesela ilk olarak yemeklerimiz katkısız diyor. Bizim restoranlarımızda yediğiniz her şey doğal. Koruyucu, renklendirici, yapay tatlandırıcı, kıvam arttırıcı ürünlerimizde yer almaz diyor. İkinci vaatleri ürünlerinin tazeliği ve günlük ürünler olması hakkında. Raf ömürsüz sebzelerimize ve meyvelerimize her zaman taze şekilde ulaşabilirsiniz diyor. Ve konserve ürün kullanmadıklarını belirtiyor. Bir diğer başlığımız hafiflik. Edirne Kırkpınar Lokantası yemeklerimizde trans yağ, margarin, katı yağ kullanmıyoruz diyor. Hayvansal yağlar yerine sadece ayçiçek yağı ve sızma zeytinyağı kullandığını söylüyor. Dördüncü önemli başlığımız da pişirme yöntemi. Yüksek ateşte kavurma gibi bir yöntemi tercih etmiyorlar. Buharlı fırınlarda az yağ kullanarak pişirme yoluna gidiyorlar. Tabii bu lezzet üzerinde ve hafiflik üzerinde de etkili oluyor. Son başlığımız da yerel ürünlerin ve kaliteli ürünlerin tercih edilmesi. Edirne Kırkpınar Lokantası diyor ki biz ithal et kullanmayız, katkılı süt ürünleri kullanmayız, soya kullanmayız. Peki her şey iyi, hoş. Bu işletmenin adı neden Kırkpınar? Az sonra restoranın menüsünden bahsedeceğim. Orada karşımıza çıkan yemeklerden bir tanesi, en popülerlerinden bir tanesi Edirne'nin tava ciğeri. Ciğer dendiğinde akla Edirne geldiği için dolayısıyla Kırkpınar adı buradan gelmiş diye düşünülebilir. Fakat ana gerekçe bu değil. Ana gerekçe restoranda kullanılan etlerin Kırkpınar'daki 50 yıllık bir çiftlikten alınması. Kasım 2009'da Sinan Özedincik Edirne Kırkpınar Lokantası'ndan yazısında bahsediyor ve Mehmet Emin Karamehmet'in dahi buranın müşterisi olduğunu yazıyor. Öyle tek seferlik değil, devamlı bir müşteri olma durumundan bahsediyoruz. Mehmet Emin Karamehmet'i tanımayanlar kendisinden daha önce bahsettiğim videoları izleyebilir ve daha yakından tanıyabilir. Peki bu restoran sadece Karamehmet gibi gelir düzeyi yüksek kesimi, patronları mı hedefliyor? İş dünyasının üst sınıfını mı hedefliyor? Tabii ki buna yanıtımız hayır. Eğer öyle olsaydı AVM odaklı gitmezdi. Belirli lüks semtlerde az sayıda nokta atışı şubeler açardı. AVM olarak da İstanbul'da yer alan ve yüksek gelir düzeyini hedefleyen birkaç AVM'nin dışına çıkmazdı. Ama restoranın hedefi bu değil. Restoranın hedefi sağlıklı yemek yemek isteyen herkes. Ve özellikle beyaz yakalılardan ilgi görüyor. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Genellikle AVM'lerin yakınlarındaki iş yerlerinde çalışanlar. Eğer şirketler onlara yemek vermiyorsa, sadece yemek kartı veriyorsa öğle yemeklerini bu AVM'lerde yiyorlar. Dolayısıyla haftanın en az 5 günü yemek yiyorsunuz dışarıda. Her gün hamburger yemek, her gün pizza yemek kabul edilebilir bir senaryo değil. Zaten bir noktadan sonra bıkkınlık getiriyor. Fakat bu tarafta bizi ne bekliyor? Çeşit çeşit sulu yemekler, ciğerler, köfteler, salatalar, tatlılar ve Osmanlı mutfağına özgü tatlar. İşte bu durum ortaya çıkınca Edirne Kırkpınar AVM'lerde bir anda uğrak noktası oluyor. Bugün farklı ne yesek diyenler orayı ziyaret ediyor. Ana şirket Grupo'nun merkezi o dönem Dudullu'da Keyap'ta. Modoko'yu ve İmes sanayi sitesini duymuşsunuzdur. İşte o bölgede. Sanayinin olduğu, çalışan nüfusun bu denli yoğun olduğu bir bölgede de tabii ki öğle yemekleri için o ana merkezin oradaki restoranda çok aktif bir nokta oluyor. Yani bu noktaya kadar görüyoruz ki lokantaların açıldığı noktalar iyi seçilmiş. Peki süreci nasıl yürütüyorlar? Yemekler az önce bahsettiğim Dudullu merkezde yer alan mutfakta pişiriliyor. Bu mutfakta 24 saat yemek pişiyor o yıllarda. Fakat pişirme tamamen yapılmıyor. %80 oranında yapılıyor. Ve yemekler sabah saat 5 gibi yola çıkıyor. Frigoferik araçlarla, yani soğutuculu araçlarla saat 8.30'a kadar bütün Kırkpınar lokantalarına dağıtılmış oluyor. Az önce %80 oranında pişirme yapıldığını belirtmiştim. Lokantalara gelince kalan pişirme işlemi de tamamlanıyor. Ve buharlı fırınlarda pişirme işlemi gerçekleştiriliyor ve müşterilere sıcak sıcak çeşit çeşit yemek sunuluyor. Hangi lezzetler var menüde? Hünkar beğendi, paşa kebabı, Kırkpınar kebabı, islim kebabı, Kırkpınar şişman köfte, tava ciğeri, keşkek, sulu yemekler, çeşit çeşit tatlılar ve daha nicesi. O dönem Kırkpınar lokantalarının şefi Ramazan Çelebi, lezzete verdikleri önemi göstermek için şunu söylüyor. Beğendinin kıvamını tutturabilmek için patlıcan közünün başında 6 kişi bekliyor diyor. Bu denli ince eleyip sık dokuyorlar her şeyi. Ve gördüğünüz gibi çok dolgun bir menüye sahip. Menü güzel, çok dolu, dolgun.
Peki bu menüyü nasıl belirliyorlar? Ekip işletmeyi kurmadan önce 2 yıl boyunca Anadolu'da adeta bir lezzet alanına çıkılıyor. Bu süreçte hem yemeklerinde kullanacakları malzemeleri, yani eti, yoğurdu, sebzeyi, bunları en iyi nereden tedarik edebileceklerini araştırıyorlar. Hem de pişirme teknikleri üzerine araştırma yürütüyorlar. Bir taraftan da o dolgun menünün içeriğini belirliyorlar. Şu ana kadar anlattığım, özetlediğim bütün bir yapı sizin de fark edeceğiniz üzere 4 dörtlük bir iş modeli. Uygulamaya geçmeden önce çok iyi yürütülmüş bir fizibilite süreci var. Her şey en ince ayrıntısına kadar araştırılmış, en ince ayrıntısına kadar kurgulanmış. Sonra uygulamaya dökülmüş ve sistemin çarkları tıkır tıkır işliyor. Her şeyden önemlisi de şu, lokantanın katkısız, doğal, taze gibi söylemleri var ve hiçbir şubesinde bundan taviz vermediğini varsayalım. Bu tüketiciler için şu anlama geliyor. Nereye gidersem gideyim, aynı tatta, aynı kalitede, aynı lezzette sağlıklı yemek yiyeceğim. Yani günümüzde çok olmayan bir değer önerisiyle müşterinin karşısına çıkıyor. Bu çok önemli. Ve bunu sağlıklı yemeğe en son ulaşabileceğiniz noktalardan birinde, AVM'lerin food court'larında, yemek katlarında, yemek bölümlerinde yapıyor. Bunların hepsini düşündüğümüzde bu işin tutmaması için hiçbir neden yok diyebiliriz ilk bakışta. Tam anlamıyla patlayıp gitmesi lazım. Değiş o değiş, patladı gitti. Keza İstanbul'da o yıllarda popüler AVM'lerde de şubelerini açıyor, kendine yer ediniyor. Viaport'tan bahsetmiştim. Bunun dışında Optimum, Metro City, Tepenatilius, Capitol, Zorlu Center, Marmara Forum, Buyaka ve Trump Tower bazı lokasyonları arasında. Ayrıca Bursa ve Ankara'da da şubeler açıyor. Gelelim önemli bir başlığa, reklam konusuna. Dünyanın en değerli markası da olsanız, en çok gelir elde eden şirketi de olsanız, en çok kar açıklayan şirketi de olsanız, reklam vazgeçilmez. Günümüz dünyasında bunu sürekli yapmak zorundasınız. Biz o yıllarda hatırladığım kadarıyla Kırkpınar'ı reklam tarafında çok aktif görmüyoruz. Halbuki AVM'lerdeki pek çok gıda işletmecisi sık sık televizyonlara reklam veriyor. Tabii bu maliyeti yüksek olan da bir kalem. Ve rakiplerin bir kısmı tercih ederken Kırkpınar en azından gördüğümüz kadarıyla bunu çok tercih etmiyor dediğim gibi. Yine de bazı istisnalar var. Mesela 2012'de bir televizyon reklamı kampanyası var. Bu bir Pepsi reklamı fakat aslında reklamda ön plana çıkan Edirne Kırkpınar lokantası ve onun lezzetleri. Pepsi'yi reklamın son dokunuşunda görüyoruz. Bu gösterilen lezzetler en iyi Pepsi ile gider vurgusu yapılıyor. Neticede de ortaya çıkan çalışma iki markanın da istifade edebileceği bir iş oluyor. Ve Kırkpınar'ın bilinirliğine de muhakkak o dönem katkı sağlıyor. 2013 yılına ait veriye göre o dönem yılda 4 milyon kişi, yani günde ortalama yaklaşık 11 bin kişi Edirne Kırkpınar lokantasını ziyaret ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da şubeler var. Yani işler güzel gibi. Fakat başta dedik ki bu hikaye hazin bir hikaye. Dolayısıyla kaçınılmaz bir sonumuz var. Şimdi tüm bu güzel anlatıyı bir kenara koyup olumsuz tarafa geçme vakti. Şirket ilerleyen yıllarda mali anlamda sıkıntı içine giriyor. İflas erteleme konusu gündeme geliyor. Peki neden yaşıyorlar bu mali sıkıntıyı? Hazırlanan dava dosyasında yer alan bilgiye göre o dönemlerde AVM'lere gelen kişi sayısında %30-35 seviyelerinde, 3'te 1 seviyelerinde bir düşüş söz konusu. Yaşanan olaylar, can kayıplarına sebep olan olaylar bunda etkili. Müşteri az gelse dahi siz o dükkan kirasını ödemek zorundasınız. Ayrıca kiranız da dolar bazlı. Yani kur riskinden dolayı da ciddi bir risk içindesiniz. Tüm bunların haricinde personel ücretleriniz ve diğer maliyetleriniz belki bir süre sabit kalabilir ama ondan sonra artış gösterecek. Gördüğünüz gibi gider kalemleri artış içindeyken gelir kalemi, yani müşteri sayısı düşüş içinde. Bu durumda gelir gider dengesindeki makası artırıyor. Üstüne üstlük o dönemde bir de yemek fabrikası yatırımı yapılmış. Yatırım yapmak tabii ki çok güzel, tabii ki çok önemli ve değerli ama bunu ne zaman yaptığınız da çok önemli. Çünkü her yatırımın başlangıçta sizden ciddi bir götürüsü olacak. İlk yatırım maliyeti. Ve onu geri kazanmanız için belirli bir süre geçecek. Yıl bazında. Anlayacağınız durum bize gösteriyor ki Edirne Kırkpınar lokantası için artık iyi giden hiçbir şey yok gibi. Bu zamana kadar pek çok iflas hikayesinde değindiğim bir nokta var. 15 Temmuz 2016'da iflas ertelemenin kaldırılması konusu. Edirne Kırkpınar'sa iflas ertelemeyi bu yasak gelmeden bir süre önce yapıyor. 19 Temmuz 2016'da. 21 Temmuz'da da mahkeme bunu karara bağlıyor ve şirkete yönelik hacizler engelleniyor. Şirket hakkında tedbir kararı çıkıyor. Mahkeme bilirkişi raporu talep ediyor. Sonrasına dair internetteki haberlerde herhangi bir bilgi bulamadım. Ben de güncel durum için Mersis'e baktım. Önce Grupo'nun durumunu kontrol ettim ve şirket yasal olarak hala aktif statüde. Bizim bugün odağımız
aramızda yer alan Kırkpınar Lokantacılık ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi ise tasfiye halinde. 30 Kasım 2020 tarihli 10.213 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde de İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden iflas kararı çıktığını ve iflasın açıldığını görüyoruz. İşte Edirne Kırkpınar Lokantası'nın hikayesi. Türkiye ekonomisinde dikkatimi çeken şöyle bir durum var. Bizim ülkemizde kaliteli işler, emek verilen işler, üzerine düşünülmüş olan işler genellikle başarısız oluyor. Özgün olan işler tutmuyor, kopyala yapıştır modeller çalışıyor. Tüketiciler bir ürün seçeceği zaman, bir hizmet seçeceği zaman yüzeysel değerlendirme içine giriyor. Derin düşünmüyor. Kırkpınar Lokantası'nın yer aldığı AVM'lerde onlarca başka restoran zinciri vardı. AVM'lerin müşterilerinin düştüğü o dönemlerde onların da müşterileri azaldı. Onlar da dolar bazlı kira ödüyordu. Peki neden onlar iflas süreci yaşamadı da bu işletme yaşadı? Tabii ki burada şirketin suçu olduğunu da söylemek gerekiyor. Çünkü bu durum diğer işletmelerin mali yapılarını, finansal yapılarını iyi kontrol ettiklerini Kırkpınar'ın edemediğini gösteriyor. Müşteri sayısına yönelik, talebe yönelik riski, oradaki tehlike senaryolarını iyi analiz edememiş demek ki Kırkpınar. Fakat tüketici olarak bizim de kendimize sormamız gereken bazı sorular var. AVM'ye gidenler belki azaldı ama o gidenler neden diğer restoranları tercih etti? Neden sadece hamburgerlere, pizzalara, fast food zincirlerine yöneldi? Neden az önce belirttiğim gibi yüzeysel değerlendirmelerle hareket edildi? Neden bizler tüketici olarak bizim için uçtan uca muazzam bir şekilde tasarlanmış süreçlere talep göstermiyoruz? Ve neden kaliteli işlerin batmasına istemeden de olsa sebep oluyoruz? Bunların hepsi birer soru işareti. O dönemki fast food zincirleri fiyatlarıyla Kırkpınar'ın fiyatlarını karşılaştırmadım. Ama ortaya şöyle bir teori atalım. Fiyat farklılığından kaynaklı olsun bu durum. Mesela Kırkpınar %30 daha pahalı olsun. İnsanların bu sebeple Kırkpınar'ı tercih etmediğini düşünelim. Bu varsayım, bu senaryo bize alım gücünün, gelir düzeyinin önemini kanıtlıyor. Durum bizi şu sonuca götürüyor. Ekonomik refah seviyesinin yüksek olmadığı ülkelerde kalite arka plana atılır. Eylem ön plana çıkar. Amacımız sağlıklı yemek yemek, damakta hoş bir lezzet kalması olmaz. Amacımız sadece yemek yiyip karın doyurmak olur. Fakat refah düzeyiniz yüksekse, ekonominiz sağlamsa şirketleriniz de sağlamdır. O şirketleriniz kaliteli iş yapar. Sağlam olmayan bir ekonomide ise kaliteli işletmelerin bir kısmı batar. Kimi işletmeler kaliteden taviz verir, fiyat avantajıyla pazarı domine eder. Ve genelde sadece günü kurtarmış oluruz hep birlikte. Bana kalırsa Türkiye'de durum ne yazık ki tam olarak bu şekilde işliyor. Edirne Kırkpınar Lokantası'nın hikayesi burada bitti. Bugün bir iflas hikayesinden bahsettik. Eğer hala izlemediyseniz Zoho'nun ilginç başarı hikayesini de kartlardan izleyebilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten ücretsiz bir Zoho hesabı açmayı, Zoho'yu denemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.